Şimdi hani Türkiye'de şöyle konuşuluyor ya, yani mesela ifade özgürlüğünü kullanmak zor. Gösteri ve gösteri yürüyüşü yapma hakkını kullanmak zor. Bu ve buna benzer birçok, aslına bakarsanız, anayasal hakkımız olan durum var. Bu hakları, bu demokratik hakları kullanmak zor. Ama deniyor ki yani seçimler ama işliyor. Seçimler işliyor. Şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum o açıdan. Yani bu nasıl bir durumdur? Biz sene 2024 ve konuştuğumuz şey Kürt halkının seçme ve seçilme hakkı. Yani bunu mesela biliyorsunuz, bizim ülkemizde insanlar şununla övünür. Bizim ülkemizde 1930'da kadınların seçme ve seçilme hakkı yasalaşmıştır diye. Bundan öncesine, biraz öncesine gidersek, birinci meşrutiyette bir genel seçim imkanı ortaya çıkmıştır. Ondan daha öncesine gidersek, ta 1840'da bir yerel seçim olanağı ortaya çıkmıştır. Yani Tanzimat Fermanı'ndan hemen sonra. Yani bu ne demek? 184 sene olmuş biz ilk kez seçim yapalı. Osmanlı İmparatorluğu'ndan itibaren söylüyorum. Ve şimdi bu kadar bir seçim geleneği, üstelik bu kadar övülen, kutsal kabul edilen, milli iradenin tam olarak yansıdığı yer, işleyiş, nasıl derler, bir hukuk imkanı olarak ifade edilen seçme ve seçilme hakkı Muş'ta ihlal edilmeye çalışılıyor. Bugün görüyoruz, Hakkari'de ihlal ediliyor. Bu daha önceden sizin de söylediğiniz gibi iki dönem zaten büsbütün ihlal edilmişti. Yani şunu sormak istiyorum. Bu dünyanın neresinde var? Yani bu Latin Amerika'da mı var? Afrika'da mı var? Asya'da mı var? Avrupa'da mı var? Kuzey Avrupa'da mı var? Bu nereden örnek alınan bir uygulamadır? Ayrıyeten her seferinde yani Kürt halkı bir sorun olduğunu, kendisinin yaşadığı bir sorun olduğunu dile getirmek istediğinde deniyor ki yani nedir konu? Yani bir eşitsizlik mi var? Hepimiz kardeşiz, eşitiz. Başka insanların hakları neyse sizin haklarınız da onlar. Şimdi Türkiye'de bu durum itibariyle bakalım. İzmir'le şu anda Hakkari eşit mi? Değil. Şimdi İzmir'le Hakkari'nin ama eşit olması gerekiyor. Yani Hakkari'de bulunan insanlar bu ülkenin yurttaşı değil mi? Bu ülkenin yurttaşı. Bu ülke arasında bulunan haklara onlar da sahip değil mi? Sahipler. Peki bu uygulama ne? O açıdan yani bütün Türkiye toplumuna seslenmek istiyorum bir kez daha. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi kendi ismindeki adalet ifadesini artık ortadan kaldırmalıdır. Böyle bir adalet yok. Yani bu açıdan da yani onların bir adalet unvanını kullanacakları bir pozisyon yok. Çünkü bu görülmemiş bir adaletsizlik. Ülkenin bir tarafında bazı illerinde seçme ve seçilme hakkı işliyor. Bu hak kullanılabiliyor. Ama bazı yerlerinde kullanılamıyor. Bugün şimdi bu durumu bir açıdan protesto etmek istedik. Biliyorsunuz AKP'nin temsilcileri, yöneticileri, her düzeyden insanı Los Angeles'ta bir protesto olduğu zaman Filistin'le ilgili, Londra'da bir protesto olduğu zaman, diğer Avrupa ülkelerinde ve şehirlerinde protesto olduğu zaman çok olumlu buluyorlar, çok takdir ediyorlar. Haklı bir şekilde. Ve diyorlar ki bakınız gözlerini yummadılar. Yani kendileri Hristiyan toplumu olmasına rağmen bir Müslüman toplumun acısını dile getirdiler ve buna sahip çıktılar. Bu ne kadar iyi bir şeydir. Ve diyorlar ki Los Angeles'ta kampüste öğrenciler yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Ve bu ne diyorlar? Bu bir protestodur. Çok haklı bir protestodur. Ve bir ahlakı temsil eder. Çok ahlaki bir tutumdur. Şimdi bunun benzerini Kürt halkı yapınca neden kabahat oluyor? Yani Kürt halkı protesto edemez mi? Örneğin kayyım atanmasını protesto edemez mi? Örneğin Kobani'de de yani benzer bir sorun olmuştu. Bir halka yönelik bir soykırım tehlikesi söz konusuydu. Kobani'ye doğru bir saldırı vardı. Bunu protesto ettiler. Bugün de protesto ettik bu kayyum olayını, meselesini protesto ettik. Daha konuşmamızın ortasında kalkanlarla üzerimize saldırıldığını herkes gördü. Bu nasıl bir protesto hakkıdır? Protesto hakkı yok. Kendini ifade edebilme hakkı yok. Bir parti kuruyorsun. Yani HDP'nin kurulmasını kastediyorum. Bir parti olarak kendisini ortaya koymasını kastediyorum. Buna karşılık ne deniyor? HDP kapatılsın. Eğer HDP'yi kapatmıyorsa Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi de kapatılsın. Yani şu yani fütursuzluk düzeyine bakar mısınız? Hukukun geldiği düzey bu. O açıdan yani Kürt halkının protesto edilişinin nasıl karşılandığını gördük. Kürt halkının seçimlere girmesi, oy kullanması nasıl karşılanıyor görüyoruz. Parlamentoya temsilcisini gönderiyor. Genel başkanını gönderiyor. Onlara en son 40'ar sene ceza verildiğini gördük. Bir partinin bir görevi olan kendisinin eleştirdiği konularda, kendisinin doğru bulmadığı konularda bir takım protestolar yapmak. Bu başka ülkelerde yapılınca çok olumlu oluyor. Bizim ülkemizde DEM Parti veya HDP tarafından yapılırsa veya protesto hakkı kullanılırsa bu hiç iyi karşılanmıyor. Yani bunun kabul edilecek bir tarafı yok ki. Neresinden bakarsanız bakın bir adaletsizlik var ve yani Kürt halkına hani zaman zaman denilmek isteniyor ki yani siz haklarınızı farklı yollardan da arıyor olabilirsiniz. Yani parlamentoda arayabilirsiniz. Yani yerel yönetimlerde arayabilirsiniz. Yani demokratik hakkınızı kullanıp protesto edebilirsiniz. Yani örgütlenebilirsiniz. Yapabilirsiniz. Ama şimdi geldiğimiz durum ne? Parlamentoda partisi kapatılma sürecinde. O partide yer alan insanların hepsi ceza aldılar. Belediye başkanları zaten iki dönem boyunca tamamıyla neredeyse kayyım atanma uygulamasına maruz kalmış durumdalar. Protesto haklarında bugün itibariyle bile nasıl karşılandığını gördük. Yani Kürt halkına reva görülen nedir? Biz bu reva görüleni örneğin kabul etmiyoruz. Peki çıkış noktası nedir? Ne yapmalıdır yani Kürt halkı? Parlamento değilse, yerel yönetimler değilse, yani bir caddede, bir şehir merkezinde protesto değilse ne? AKP çok daha büyük sorunlar yaşayacaktır. Çok daha ileri derecede tekleyecektir. Biz de AKP zaten böyle teklemişken bütün güçlerimizi birleştirip biz tek yumruk olmalıyız. Yani şöyle her sabah uyanıyoruz. AKP'nin bir başka antidemokratik uygulamasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Dün Van'da bir hukuksuzluk yapmaya çalıştı. Halkımız mücadelesiyle bunu geri teptirdi. Bugün dün duyduk. Dün Hakkari Belediye Eş Başkanımız Van'da gözaltına alınıyor. Hemen akabinde harekete geçiyorlar. Belediyeyi polisler basıyor ve belediyeyi gasp ediyorlar. Kayyum atıyorlar oraya. Dolayısıyla artık bunlara dur dememiz lazım. Bu haksız, hukuksuz uygulamalara mecbur kalmak zorunda değiliz. Bu ülkenin bütün vatandaşları, bu ülkenin bütün ezilen kesimleri, bu ülkenin sosyalistleri, demokratları, feministleri, kadınları, gençleri, bütün siyasi partileri yan yana gelmelidir. Bu antidemokratik uygulamalara, bu hukuksuz uygulamalara karşı direnç içinde olmalıdır, dayanışma içinde olmalıdır. Normalleşmeden bahsediyor, anayasa yapacağım diyor. AKP ve MHP faşist blokunun yapacağı anayasa hiçbir kimseye faydası olmayacaktır. Anayasa yapacak bir iktidar değildirler. Anayasa yapacak bir şeye sahip değillerdir. Onlar anayasayı kendilerinin yaptığı anayasaya bile uymuyorlar. Biz demokrasi güçleri, biz partiler, sosyalist partiler buna dur demek zorundayız. Kürt halkı yalnız değildir. Kürt halkının iradesi, seçme seçilme hakkı gasp edilemez. Kürt halkının seçme seçilme hakkını iade etmelidirler. Biz sosyalistler olarak, devrimciler olarak ezilen Kürt halkının yanındayız. Her zaman yanında olacağız. Kürt halkı yalnız değildir. Bunu öncelikle AKP ve MHP faşist iktidarı bilmelidir. Bugün büyük bir kuşatma var devlet tarafında. Bölgenin hemen hemen birçok sokağı kuşatılmış. Ancak bu kuşatmaya rağmen halkın göstermiş olduğu direniş çok önemli bir noktada duruyor. Bizleri güçlendiriyor. Bizler açısından da büyük bir ilham kaynağıdır bu direnişin kendisi. 31 Mart yenilgisinin aslında faturasını hemen hızlı bir şekilde Kürtlere kesmeye çalıştı. Son demlerini yaşıyorlar. Bunu görmek gerekiyor. Bugün aslında AKP'nin bu kadar saldırgan bir tavır sergilemesi, normalleşme adı altında çeşitli açıklamaların düzen güçleri tarafından yapılıyor olması. Ama şunu da görüyoruz. Bu normalleşmenin Kürtlere uğramadığını, emekçilere uğramadığını görüyoruz. Kürde kadar, emekçiye kadar, işçiye kadar normalleşmenin kendisi. Bir taraftan halkın belediyelerini
gasp etmeye çalışırken diğer taraftan Rojava'da çetecilere karşı bir halkın özgürleşmesini sağlayan bir bölgeyi kuşatma altına almaya, orada çeşitli oradaki kazanımlarını yok etmeye dönük bir politika izliyor, tasfiye politikası izliyor. Ancak nafile çabalar olduğunu ifade edelim. Demokrasi güçleri, sosyalistler her zaman Kürt halkının yanında olacaktır ve Kürt halkıyla sosyalistlerin, emekçilerin mücadelesi Kobani'de gezi sürecinde birleşti. Gezi'de ve Kobani'de aldığımız feyzle AKP ve MHP faşizmini yeneceğiz. Yani 31 Mart seçim sonuçları ve Van direnişi aslında kayın politikasına gerekli cevabı verdi. Ama belli ki rejim bu gasp dışında bir yol bulamıyor kendisine. Çünkü hem Kürt halkı açısından hem Türkiye halkları açısından, emekçiler açısından bu yaklaşımda, bu baskıyla, bu zorla, bu irade gaspıyla yürünemeyeceğine dair net bir tutum var. Gittikçe zayıflıyor faşist şeflik rejimi. Şimdi bu zayıflamaya baskı politikaları, zor politikaları, saldırganlık ve kayyum rejimiyle devam etmek istediklerini anlamış oluyoruz. Yumuşama diye söylediklerinin aslında bizim de çok net gördüğümüz rejimin güçleri arasında, sermaye güçleri arasında yumuşama, Kürt halkı, işçisi ve emekçiler ise saldırganlıkta devam etmek anlamına geliyor. Ekonomik, sosyal, politik saldırganlıkta uzlaşma anlamına geliyor. Bizim gördüğümüz, yaşadığımız bu aslında. Tabii ki bu kabul edilemez. Buna karşı direnmeye devam edeceğiz. Bu saldırı sadece Cölemer halkına, Kürt halkına değil. Bu saldırı Türkiye işçi sınıfı emekçilere saldırı. Bu İstanbul Belediyesi'ne de saldırıdır. Bu Adana, Ankara Belediyesi'ne de saldırıdır. Çünkü bu kayyum rejimi, son 6 yılda oluşmuş kayyum rejimi ne kabul etmemek lazım, bunu reddetmek lazım. Bu nedenle bu meşru hak karşısında tüm devrimci demokratik güçlerin, Türkiye halklarının ve işçi sınıfının tam destekle, tabii ki direnerek, tabii ki bu meşru hakka sahip çıkarak, sokakta tavrını göstererek bu saldırıyı birlikte püskürtmek ve birlikte yanıtlamak gerekiyor. Ancak böyle olursa gerçekten Kürt halkının özgürlük talebiyle Türkiye işçi sınıfımızın politik özgürlük talebi, eşitlik talebi ancak böyle ortaklaşabilir, böyle buluşabilir. Çünkü kaderimiz, geleceğimiz ortak. Ancak birlikte mücadeleyle bu saldırıyı püskürtebilir ve birlikte bir gelecek inşa edebiliriz.